Aracımız Audi A5. Bu araca MMI 3GP donanım yükseltme seti uyguladık. MMI 3GP'de ekran 7 inç boyutuna ulaşıyor. MMI olmayan sistemlerde vitesin karşısındaki teybinizin üstündeki tuş takımları direkt vitesin etrafındaki klavye üzerine yerleşiyor. Bu set içerisinde toplamda 4 tane parça değişiyor. Ekran, ana ünite, klavye ve bagajdaki radyo tüner. Montajın sonuçlandırılabilmesi için arabanın gateway denilen bir parçası var. Arayüz. Bu arayüzün değişmesi dolayısıyla MOST dediğimiz fiber optik çıkışlı hale gelmesi gerekiyor ki aracımız MMI 3GP sistemiyle buluşabilsin ve senkronize bir şekilde çalışabilsin. MMI 3GP sisteme dahil olduktan sonra yeni nesil görsel arayüzüyle tanışıyor. Bunun içerisinde araba, telefon, navigasyon, radyo ve medya gibi gelişmiş multimedya ayarları karşımıza çıkıyor. Radyo bölümüne geldiğimizde radyoları çok hızlı bir şekilde tarayabiliyorsunuz eski sisteme nazaran. Klavye son derece hızlı çalışıyor. MMI 3G ile 3GP arasındaki en büyük farklılıklardan bir tanesi tuş takımının üzerindeki butonlar. MMI 3G'de butonlar 4 adet. 3GP'de ise butonlar 2 adet. Bunun içerisinde bu sistemde telefonunuzdan A2DP dediğimiz Bluetooth audio kullanabiliyorsunuz. DVD oynatabiliyorsunuz. Cihazın ön panelinde iki tane SD kart girişi var. Bu iki tane SD kartıyla hem medya hem audioları denetleyebiliyoruz. Multimedya bölümüne geldiğimizde karşımıza bir kaynak dosyası çıkıyor. Ve bu kaynak vasıtasıyla multimedya biriminin denetlediği birimlere tek tek ulaşıyoruz. Sistemin en güzel özelliklerinden bir tanesi direksiyondaki voice control butonu artık eskisi gibi boş değil. Gerçekten ciddi anlamda sizle konuşabilen bir araç haline geliyor. Butona bir defa dokunmanız yeterli. Karşı tarafta söyleyebileceğiniz kelimelerle ilgili size ipuçları verebiliyor. Navigasyon diye biraz sesli bir anlatımla. Jukebox şu anda sesli diyalog sistemiyle kullanılamaz. Çok akıllıca. İptal. Biz kendimiz manuel olarak geçtik. Navigasyon sistemi Türkiye 2014, 2015, 2016 olmak üzere 3 farklı harita altyapısına sahip. Bunlardan herhangi birini kullanabiliyoruz. We'll be right back.
Navigasyon yönlendirme başladığında ortadaki bilgi ekranı da size aynı şekliyle yardımcı olmaya başlıyor. Bu da gerçekten yol dikkatinizi engellemeden sürüş keyfine devam etmeniz anlamına geliyor. Aslında MMI 3 GPS sistemi sanıldığı kadar kolay kurulan bir sistem değil. Bu sistem aracınızda yerini aldığında şu ön tarafta görmüş olduğunuz çerçeve içerisindeki piyano bilek trimi birlikte değişmek zorunda kalıyor. Ana ünitenin hemen arka kısmında bir parçamız var. O parçanın değişerek ana ünitenin yerine tam anlamıyla montajlanması sağlanıyor. Eski sisteminizden hatırlayacağınız kadarıyla şu teyibin altında görmüş olduğunuz iki tane buton normalde eski klavyede vitesin hemen alt kısmında yer alır. O tuşlar yukarıya karşı kısma geliyor. Dolayısıyla hem teyibin olduğu yer alt kısmında tuş takımını barındırıyor. Zaten burada da fark edeceksiniz. İki tane tuş şu an ışığı yanmıyor. Bunların bağlantıları gerçekleştirilecek. Bunun haricinde Bluetooth olan araçlarda sol tarafta, sağ tarafta yolcu koltuğunun hemen ön ayak basma yerinin gerisi diye tabir ederiz. Bluetooth modülü bulunur. O modülün iptali gerçekleşmesi gerekiyor ki MMI 3GP kendi içerisinde bu operasyonel hizmetlerin tamamını barındırıyor. Bu örnek aracımızda Bang & Olufsen müzik sistemi var. Eski sisteme göre Bang & Olufsen CAN DSP diye adlandırdığımız ışık hattı olmayan Bang & Olufsen sistemi. MMI 3GP ise tam tersine ışık hattıyla çalışan bir sistem. Dolayısıyla eski amplifikatörünüz bu sistem üzerinde çalışamayacaktır. Ya MOST işlemciyle çalışmayı başaran yeni nesil bir amplifikatöre ihtiyaç duyacaksınız. Veya radyonun üzerinde zaten arabanın tüm kanallarını destekleyecek bir çıkış kanalına sahipsiniz. Bunu bu şekilde ayarlama kabiliyetiniz oluşacak. Ses ayarları içerisinde bas, tiz ve gala ön arka ayarları zaten standart olarak iç amplifikatör olarak MMI 3GP'nin içinde yer alan hizmetler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.